Peki bu arada dün oğlun sana sarılmakta çok şey yaptı. Biliyorum, doldurdular o şeyden sonra, doldurdular çocuğumu. Çünkü önce böyle değildi. Neden çocuk bu hale geldi? Yani sevgili yaptı diye. Sevgili Zeynep Kod adlı Mehrican'la birlikte neler çevirdiler? Ne oldu? Şimdi açıklayacağım ben onu, ama onun öncesinde. Yani ben çocuğun sana sarılırken öncesinde hiç gelmek istemedi. Ben dedim ki annen, bak ben de bir anneyim. Lütfen annene sarıl. Biraz benim yönlendirmem ne oldu, ama sonra sana sarılır sarılmaz inanılmaz ağladı yani. O da ağladı, sen de ağladın. Aynen. O anlar bir ekranlara gelsin lütfen. Fatma senin annen. Lütfen annene benim hatırım için sarılır mısın? Sarılır. Sarıl. Lütfen. O senin annen ne olur. Karşı doldurdu. Çünkü çocuklar benden vazgeçmez. Yani onu istemezler, beni yine isterler. Ama doldurdu çocuklarımı. Sevgili diye tutturmuş, başka bir şey yok. Hiç şükürü merak etmediler mi? Hayır. Hayır çocuklarım var. Tabii. Yani bildikleri bence için yani. Bence karşı değil, yine iş ettikleri için onlar da iş etmediler yani. Yani çünkü baştan beri biliyorlardı. Onlar da inandılar kaçtığına. Yani şimdi bana ettiği gibi belki de onlara da kızdılar. Sana bir kumpas kurmuşlar ikisi. Aynen. Şimdi onu açıklayacağım. Çocukların da buna inanmasını sağlamışlar. Öyle görünüyor. O kumpas... Neyse, ilk zamanlar benimle konuşmazdı. Beni aramazdı, sormazdı. Bana tepkisi yoğudu. O gün kaçtığı gün bile yüzü şey gibi zaten. Yani o gün bile sarılsaydım kesin ağlardı. Denizler, ülkeler, sarılıyor sana ya. Seni çocuğum bilmem, suratından diye veriyor zaten suratı. Hoşça kal demedim. Güreş değildi. Hiçbir zaman kimseye ayrılık dedim, gidip kalsın. Keşke böyle kalayla dersin de. Şu halleriyle kalaydı diyorsun. Fotoğrafları mı görüyorlar? Bu halleriyle kalsaydı. Şimdi aslında anne babalar hep onu isterler, ama çocuklar büyüdükçe sorunlar artar derlerdi de, ya ben de onu yeni yeni görüyorum yani. Daha böyle hayat zorlaşıyor. Keşke bu hallerde kalsalar. O halim bu Didem Hanım, bak. Bu halim, şimdiki halimle beni yarıştırıyor da, o halim bak. Zayıf halim. Dişlerim ağzımda şey gibi. Bakımsız şeydik. Çocuklarım da aynıydı. Sevmek desen, sevdim mi seni her nefes? 130 kilo oldu ya. 130 babası kilo kıydı sanki. Diyorsun yani. Babası mı kıydı? Kesin dedim hanım. Yani bu oyunların sebebi bu. Çıkmaması için yani, oyun oynaması, inandırmaması. Şimdi kumpası açıklayacağım sevgili izleyiciler. Dün ne dedi Mustafa önceki gün? Sosyal medyada bunun bir sevgilisi varmış. Niye araştırmıyorsun Didem Hanım dedi. Niye araştırmıyorsun sen diyor. Bir de parmakla sallıyor böyle bazen. Şimdi parmağı en son kim sallayacak göreceğiz.
Şimdi TikTok'taki bir hesapta hesap kuruluyor. Hesabın adı Mahmut Civelek. Fake bir hesap kuruluyor sevgili izleyiciler. Lütfen çok dikkatli izleyin ve dinleyin. Bu fake hesabı kim kuruyor biliyor musun? Zeynep kod adlı Mehrican ve Mustafa birlikte yapıyorlar bu operasyonu. Kumpasızdan onlar düzenliyorlar. Oğlanı, yani oğlumu kandırmak için. Hem oğlunu kandırmak için. Ve milleti kandırmak için. Hem de o sahte fake hesap üzerinden sanki seni o seviyormuş gibi senin görüntülerini, yazılarını falan paylaşıyor. Onu da yarın ekranlara getireceğiz o fake hesabın paylaşımlarının hepsini. Bunu Mehrican, Zeynep kod adlı Mehrican ne diyordu? Zeynep kod adlı Mehrican, ben yardım ediyorum. Aslında ben aksine Mustafa katil değilse yanında iki dakika bile durmam. Ben de bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. O yüzden bir mücadele veriyorum diyordu. Mehrican, Zeynep kod adlı Mehrican. Madem öyle Mehrican, sen niye Mustafa ile beraber Fatma'ya kumpas kuruyorsun? Ha? Neden? Neden kumpas kuruyorsun? Arkadaşın adı neydi? Bir arkadaşınla beraber. Gizem. Evet. Bir dakika. Gizem. O kişinin adı, ha Gizem değil, o kişinin adı Hamide. Gizem işte, Gizem diye yani evet, şeyde, ama TikTok'ta Gizem yazıyor. Tamam, ama adı Hamide. O kişi de Zeynep kod adlı Mehrican'ın arkadaşı. Hepsi değil mi? O dakikanın hepsi arkadaş zaten. Sen yanındaki kişinin katil olmadığını nereden biliyorsun Mehrican? Ya da katil olduğunu bile bile onu aklamaya mı çalışıyorsun? Bunu neden yapıyorsun? Niye kod ismi kullanıyorsun? Niye kendi ismini kullanmıyorsun? Niye kumpas kuruyorsunuz Mustafa ile beraber Fatma'ya? Neden bunu yapıyorsunuz? Neden? Hiç iyi niyet görmüyorum, kusura bakma. İçeri gireceğim Didem Hanım'a, onlar da mallarla yiyecekler güzel. Bana diyordu ya. Bir dakika. Güzel yiyeceklerdi. Bak Gizem, şimdi arkadaşlarım bilgiyi verdiler. Gizem ama koda, ya oradaki TikTok'taki hesabın adı Gizem ama gerçek adı, o hesabı kullanan kişi Hamide. Yani Hamide Zeynep kod adlı Mehrican'ın arkadaşı. Evet. İki kadın Mustafa ile bir oluyorlar. Bir kadına kumpas kuruyorlar. Üstüne üstü katil olduğu iddia edilen bir adamla birlikte bunu yapıyorlar. O da yetmiyor. Kızın kaybolduğu, taciz edildiği eve gidiyor. Ve oyun burada oynuyor. Kaşık havası oynuyor. İbretlik görüntüler bir daha gelsin ekranlara. Buyurun lütfen. Ben sana şunu söyleyeyim, ben atayım, ben kendimi yazdım, sen tekrar atıyor. Allah Allah. Bilmiyorum. Elini açar, tekrar çık bakayım. Ben çıkıyorum. Hadi bir Ebru, bana demek çocuğun doğum günü. Kırmadan oturma. Mustafa, bugün her şeyi açıklayın, hazırım dedim. Biz açıkladık, sen yoksun. Ama biz senin yanına geldik. Dedik ki yani cevap hakkını kullansın. Biz yine böyle tek taraflı yayın yapmayalım. Cevap hakkını kullansın Mustafa sevgilisi Mehrican'la beraber. Niye bu kumpasları kurdu? Neden bunu yaptı? Niye bu kaşık havaları falan? Otelde yaşananları birazdan ekranlara getireceğim. Ama önce Instagram'a koyalım mı? İki ayrı VTR çektik. Var daha doğrusu.
Önce birincisini yayınlayın lütfen, sonra ikincisini ben söyleyince yayınlarsınız. Mustafa'nın cevap hakkını kullansın diye ekibim oraya gittiğinde yaşananları arkadaşlarım şimdi Instagram'a koydular. Çünkü Tunca Hanım da doldu doldu artık, onun da ne söyleyeceğini merak ediyorum. Şunu söyleyeceğim, bu dans diyemeyeceğim. Hı-hı. Görüntüler bana burada işlediğimiz Hasan'ın 5 çocuğunun vefat ettiği arabayı gelin arabası yapmaktan farksız geldi. Kızın kaybolmuş orada. Vallahi bravo size. Bence de öyle. İyi hatırlattınız. Öyle. İyi hatırlattınız. 6 çocuğunu daha doğrusu 6 çocuk muydu? 5 çocuk, çocuk ve eşi kanala sürüklendikten sonra gidip başkasıyla beraber, evet doğru yani, evet. Ona benziyor. Yani bir sonuçta bir cinayet konuşuyoruz. Aynen, bir cenaze var yani ortada. Tamam oyun mı? Yok, düğün yok ki yani, ne oyunu? Ne kaşık havası ya, Mehrican. Zeynep mi diyeyim, Mehrican mı diyeyim? Başka kaç tane kod adım var? Bu arada bunları montajları arkadaşlarım şu anda yetiştirmeye TikTok'ta çalışıyorlar. TikTok'ta da başka bir şey değil ama. Kaç adı var bunun? Bir de orada başka bir TikTok'ta ismi daha değişik. Başka bir şey ismi. Tamam, Tahsin Bey'i bir görebilir miyim lütfen? Tahsin Bey, duyuyor musunuz beni? Tahsin Beyciğim. Duyuyorum abla, duyuyorum. Şimdi canım benim, senin oğlun Mustafa, sevgilisi bu, adı Zeynep gibi, Zeynep takma adını kullanıyor da adı Mehrican, bu kaşık havasıyla oynuyorlar ya evde. Onunla beraber Fatma'ya bir oyun kuruyorlar. Sanki evet, böyle bunu bilmiyorum bir... abla ne adını ya. Evet, bunu bir erkek arkadaşı varmış gibi Mustafa Civelek diye bir sahte hesap kuruyorlar. Arkasından Fatma'yı çok seviyorum, çok seviyorum diye böyle yazılar yazdırıyorlar. Bunu kim yapıyor biliyor musun? Senin oğlun Mustafa, şu anki sevgilisi Mehrican'la beraber yapıyor. Neden yapıyor sence? Vallahi bilmem ki abla ya. Bir orasını bilemem ki abla ya. Bu kadar oyunu, katil değilse bu kadar oyunu niye yapıyor senin oğlun? Ya işte ya abla diyeyim ya, bunlar alnı bile kırışmıyor ya. Bizim kadar ağlamıyor ya. Biz bittik ya. Ellerin yüzüne bakamıyorum ben ya. Ne diyorlar size Çarıksaraylılar? Yazık ya, onlar da herkes aydınlanması ya istiyor. Çarıksaraylılar abla, ya ikisi de biliyor genetik. Çarıksaray'ın ağzını da bu abla ya. Bu kadar yalan. Herkes biliyor abla bunların ikisinin de verdiğini, genetik dediğini, genetik dedi, herkes biliyor bu ya. Bu yalanları niye bu kadar Çarıksaray'a söylediniz? Hadi. Herkes de değil yani, bir de yani bir kişiye dedim zaten hepsi yayılır. Küçük kasaba. Ya oğluna, şimdi ben şunu anlamıyorum. Tahsin Bey de şunu söylüyor. Yani bu kadar çok, yani bu kadar çok yalana ne gerek vardı? Sen niye o yalanları sürdürdün? Ben, sadece açıklayamayacağım diye, başka bir şey için değil. Yani kaçtığını iş ettiğim için. Fatma, bir şey söyleyeceğim. Oradaki köydeki evde senin başka fotoğrafların var mı? Yok. Nasıl yani? Senin hiç başka çekilmiş fotoğrafların var yok mı o albümde? Sadece o ben senin eski hallerini çok merak ettim Türk ya. Türk tanımla başka hiçbir fotoğrafım yok. Başka fotoğrafı yok mu? Sen hep dağlarda mı yaşadın? Aynen. Başka hiç fotoğrafım yok. Aynı çocuklarımla çekindiğim fotoğraflarım var. Yani öyle bir sade çekinip şey, çok fotoğrafım yok. Hayır, şöyle o anki hallerini ben seni çok merak ediyorum. Herhalde vardı işte ya. Küçüklüklerim vardı. Hep yangın olduğunda 2007'de yandı. Hayır, hangi psikolojiyle sen Mustafa'nın bu yalanlarına yani o değil yani mi? Sanki çocuk da yaşıyormuş gibi sen de davranmışsın. O yüzden ikiniz de suçlu, o yüzden diyor Tahsin yani, Bey. Benim ben oğlum da suçlu. Ben hamile oldum, ben başkası yaptı diye inandım. Onun için de işte kaçtığına inandırdığı için ben öyle zannettim. Çünkü ben de aynısını kaçtığım için yani ben ona inandım. Yani yapabileceğine inanmadım. Yani bir babanın, atanın yapabileceğine inanmadım. Ama onun öncesinde senin kayınvaliden Türkan Hanım seni uyarıyor. Bak bu seni aldatıyor diyor. Bu Şükür'den önce değil mi? Şükür'den önce. Ya bu senin başka kadınlar aldı. Şükür'den önce değil o. Ben İspartalı'dan geldikten sonra, Şükür gittikten sonra dedi bana. Yani neden sonra onu dedikleri. Ha, onlar daha sonra. Ondan sonra. E peki yani o şey ettik değil, batırdıktan neden sonra, İspartalı'dan döndükten sonra. E hala ona da devam etmişsin ya, inanmaya devam etmişsin. Niye İnandım, bu kadar? Dedi bana. Çünkü niye? Köylü de söylüyordu, ben köylüye de inanmıyordum yani. Demek ki gözüm körmüşmüş dedi bana. Yani inanmışım bir şeye, inanmışım da öyle tutmuşum. Tahsin Bey diyor ki benim gözüm körmüş demek ki ben inanmışım diyor. Öyle mi yoksa ikisi de suçlu mu? Yalan abla yalan. Ya gözleri. Ne ya kör abi? Olur mu ya? Ya çocuk kayboldu mu? Hemen. Batırdığımızı bilen. Halil Hasan'ın olması lazım. Muhtar'ın olması lazım. Belediye başkanının olması lazım. Bir dakika Tahsin Bey. Her tarafta ya aparlığa vermesi lazım. Ya köyü kaldırır bu ya. Öyle bir şey olsa abla ya. Peki. Yetmez şunu ya. Biliyorlar ikisi de bunların ya, çocuğun nerede olduğunu ya. Ne öldüklerini de biliyor. Ne yaptırırsa biliyorlar ya. Yeter abla ya.
Batırınca bile beni suçladı Didem Hanım. Şimdi ne, kimi suçlayacak? Batırdığımızda beni mi suçladı? Balları yani. Batırdığında Mustafa yine beni suçlamış. Hey, ben beni suçladı. İkisini de suçlayan abla, ikisini de. Birini tutma yani, ya. İkisi de suçladı bunları. Ellerini bağlarla tişörü bunları ya. Ya savcılarıma sesleniyorsun ya. Atın bunları içeri ya abla ya. Yeter ya. Ya Tahsin Bey, bir şey rica edeceğim, bir şey söyleyeceğim, kusura bakma ama bu mallarının peşine düştüğün kadar biraz da torunun peşine düşseymişsin yani. Canım benim ya. Ha canım yani. Mallar mallar, koyun verdim yedi, ikisi yedi, bilmem ne yedi. Ya, torunun gitmiş, yani mallar kadar torunu sormamışsın ya. Hepiniz yalanlara inanmışsınız. Hiç sormadın mı bu kız nerede evlendirildi? Duymuyor değil mi? Niye ya bak, sonuçta evlendirildiyse niye yanınıza gelmiyor? Zincirle bağlı mı? İlgisizlerdi dedi var. Ben size söyleyeyim, ilgisizlerdi. Çocuklarıma bir ilgisi yoktu ki. Çocuklarıma sorabilirsiniz. Çocuklarıma bir ilgileri yoktu ki. Çocuklarıma bir gün olsun evlerine götürüp yatırtmadılar ki. Ben küçüktü ama yani. Ben köyüme niye yolladım? Annem bile niye okuyor çocuklarım? Çünkü bizi dağa yolladılar. Daha da iki sene ben dağda niye bu kişi kışladım? Evimiz vardı, damız var ki. Benim çocuklarıma çok ilgisizdi Tahsin Bey diyor, kayınpederim diyor. Öyle miydin? İlgisizdi. Ben dağda kışlattım ben çocuklarıma. Bir söylesin mi Tahsin Bey? Mart'ın 16'sa ben dağa çıktım. Öyle mi Tahsin Bey? Öyle mi Tahsin Bey? Bir yanıt ver. Tam duymuyormuş şu anda, bir yanıt verecek inşallah. Ağlamın kapısını öğrenin diye koyunları katmamak için dağa yolladı beni. Bir araya gideyim, devam edeceğim. Bir...